Otizm spektrum bozukluğu, kişinin diğer insanlarla iletişim kurma ve etkileşme biçimini etkileyen çok geniş tanımlı bir sosyal bozukluktur. Çok geniş tanımlı olmasının ve spektrum bozukluğu olarak tabir edilmesinin nedeni, otizm spektrum bozukluğu olan her kişinin bu bozukluktan farklı şekilde etkilenmesidir. Yani otizm spektrum bozukluğu olan iki kişi yoktur ki birebir aynı olsun. Bunun içinde otizm spektrum bozukluğu olan farklı kişiler bu spektrum üzerinde farklı noktalarda yer alır. Farklı semptomları, farklı güçlükleri, farklı yetenekleri farklı seviyelerde sergilerler. Özetle bu bir spektrum bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğu olan her birey farklı deneyimlere sahip. Ama otizm spektrum bozukluğuna sahip kişiler arasında ortak olan bazı temel işaretler yok değil. Şimdi o işaretlere bir bakalım ve otizm spektrum bozukluğunun ne olduğunu biraz daha iyi anlamaya çalışalım. Otizm spektrum bozukluğunun ortak işaretlerini sınıflandırmanın birkaç farklı yolu var. Ben bu şekilde yapacağım ama başka yollar da görmeniz mümkün. İlk olarak iletişimsel ve sosyal işaretler diyelim. Evet, ilk kategorimiz bu. Sonra davranışsal işaretler yazalım. Son olarak da çevresel uyaranlara verilen tepkiler kategorimize ekleyelim. Bu, kişinin gördüğü veya karşılaştığı şeylere verdiği tepki demek. İlerledikçe bunun ne ifade ettiğini daha iyi anlayacaksınız. Peki, ilk kategorimiz olan iletişimsel ve sosyal işaretlerle başlayalım. Buraya bir yüz çizeceğim ve bu yüze canı sıkılan bir ifade vermeye çalışacağım. <laughs> Ressam değilim, onun için de bu ifadede can sıkıntısı görmek için azıcık hayal gücünüze başvurmanız gerekebilir. Sonuçta bu, canı sıkılan bir surat. Ve otizm spektrum bozukluğu olan biri bu ifadeye bakarak, karşısındaki kişinin sıkkınlığını göstermeye çalıştığını fark edemeyebilir veya anlayamayabilir. İnsanların sohbet ederken kullandığı bu tür sözsüz işaretleri fark etmekte zorluk yaşayabilirler. Yani otizm spektrum bozukluğu olan bir kişi, bu kişinin canı sıkkın olduğunu anlamaksızın konuşmaya devam edebilir. Çünkü bu sözsüz işaretin, yani sıkıntıyı gösteren bu yüz ifadesinin farkında değildir. Şimdi daha iyi bir fikir vermesi için başka bir sözsüz işareti ele alalım. Mesela bu kişi sıkkın olmasında, savunmaya geçmiş. Kollarını da böyle kavuşturmuş olsun. Hani bazen savunmaya geçtiğimiz zaman biz de yaparız ya. Bu kişi karşılıklı konuşmada geçen bir konuya dair savunmaya geçmiş olsun. İşte otizm spektrum bozukluğu olan bir kişi bu kol kavuşturma hareketinin bir savunma işareti olduğunu anlayamayabilir. Bu sözsüz işaret onun için bu kişinin savunmaya geçtiği anlamına gelmez. Dolayısıyla da konuşmaya hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir. O halde bu maddeyi şöyle özetleyebiliriz. Başkalarının duygu ve davranışlarını anlamakta da güçlük. Yani otizm spektrum bozukluğuna sahip kişilerde rastladığımız iletişimsel ve sosyal işaret türlerinden biri bu. Şunu aklımızdan çıkartmayalım. Otizm spektrum bozukluğu adı üstünde bir spektrum Dolayısıyla bu bozukluğa sahip farklı kişiler insanların davranışlarını anlama konusunda da farklı derecelerde güçlük yaşıyor olabilir. Biri daha az zorlanırken diğeri çok zorlanıyor olabilir. Ama sonuçta otizm spektrum bozukluğuna sahip biri başka insanların duygu ve davranışlarını pek iyi görüp okuyamaz. İletişimi otizm spektrum bozukluğuna sahip olmayan kişilerle aynı şekilde anlamlandıramaz. Bu da onun başkalarıyla iletişim kurmasını biraz güçleştirebilir, öyle değil mi? Mesela otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar kendilerini nasıl ifade edeceklerini kestiremeyebilir. İstek veya ihtiyaçlarını karşı tarafa pek iyi iletemeyebilir. Dolayısıyla da bir şeyleri tutup bağırabilirler. Çünkü ihtiyaç duydukları veya istedikleri şeyi almanın başka yolu yoktur. Otizm spektrum bozukluğu olan yaşça daha büyük çocukların ise başka insanlarla iletişim kurması biraz daha zor olabilir. Çünkü bu çocuklar başkalarının duygularını görüp okuyamadıkları gibi kendilerini küçük çocukların yaptığı gibi de ifade edemez. Otizm spektrum bozukluğu olan kişilerin bazıları bir insan grubu içinde tutunma mücadelesi verirken bazıları kendi başlarına takılmayı tercih eder. Pekala, gelelim Sıradaki kategorimize Otizm spektrum bozukluğunun Davranışsal işaretleri Bunları incelemek için Aktivitelere yönelik ilgi seviyesini gösteren bir grafik çizeceğiz Gözünüz korkmasın Bu grafiği neden çizdiğimi şimdi anlayacaksınız Grafiğimizin Y ekseni ilgi seviyesini göstersin Pembe renk Bir çocuktan beklenen ilgi seviyesini Yeşil renkse Otizm spektrum bozukluğu olan bir çocukta rastlayabileceğimiz ilgi seviyesini ifade edecek. Şimdi de bir takım farklı aktiviteler sıralayalım. X eksenimiz aktiviteler ekseni olacak. Sportif aktiviteleri veya ilgi alanlarını başa yazalım. Mesela futbol ve at binme gibi. Buraya da arabalara ve oyuncaklara karşı duyulan ilgiyi yazalım. İşte bir takım aktiviteleri sıraladık. Şimdi çocuklarda bu aktivitelere yönelik görülmesi beklenen ilgi seviyelerine bir bakalım. Mesela bir çocuğun at binmeyle bu kadar ilgilenmesini bekliyoruz diyelim. Aslında keyfi bir seviye belirledim. Ama malum kimi çocuk at binmeyi sever, kimi sevmez. O nedenle beklenen ilgi seviyesi bu olsun. Ben şahsen at binmeye bayılırdım. Ortalama bir çocuktan çok daha fazla severdim. O nedenle de ben şuralarda bir yerde olurdum herhalde. Bayağı yüksekte olurdum yani. Ee, şimdi de futbola bakalım. Birçok çocuk futbolu sever ama bazıları da sevmez. Ama futbol oynamak şartlar açısından at binmeye göre daha kolaydır. Mahallede oynarsınız, arkadaşlarınızla halı sahaya gidersiniz. At binmek öyle hadiince yapılabilen bir aktivite değil malum. Dolayısıyla çocuklar futbol oynamaya at binmekten daha çok ilgi gösteriyor olabilir. O halde futbola olan ilginin at binmeye olan ilgiden biraz daha yüksek olduğunu varsaymamızda hiçbir sakınca olmasa gerek. Ve arabalar. Yani bazı çocukların arabalara ilgisi vardır, bazılarının yoktur. Belki de arabalara olan ilgiyi futbola ve at binmeye olan ilginin biraz daha altına yerleştirmeliyiz. Gelelim oyuncaklarla oynamaya. Bilirsiniz çocuklar oyuncaklara bayılır. Bence bu en azından küçük yaşta olan çocukların birçoğu arasında çok yaygın olan bir ilgi alanı. O nedenle de en yüksek ilgi seviyesini oyuncaklara veriyorum. İşte bunlar çocukların genelinden bekleyebileceğimiz bir takım varsayımsal ilgi düzeyleri. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda rastladığımız davranışsal işaretlerden biri kısıtlayıcı davranışlardır. Bunun anlamı şu, bu çocukların ilgi alanları otizm spektrum bozukluğu olmayanlara kıyasla çok daha kısıtlı veya sınırlı olabilir. Bir şeye ilgi duyduklarındaysa o şeye karşı çocukların genelinden beklediğimiz ilgi düzeyinden çok daha fazlasını gösterebilirler. Mesela otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuk futbola da at binmeye de ilgi duymuyor olabilir. Hatta oyuncaklarla oynamaktan da çok hoşlanmayabilir. Ama mesela arabalara çok çok büyük bir ilgi duyuyor olabilir. Arabalara dair her şeyi seviyordur. Yani ilgi düzeyi buralarda bir yerdedir. Belki mümkün olsa bütün gününü arabaları düşünüp, arabalardan bahsedip, arabalarla oynayarak geçirebilir. Bu durumda çocuğun ilgi alanının arabalarla sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu çocuğun diğer hobilerle zerre kadar ilgilenmeyeceğini bekleyebiliriz. Çocuğun gerçekten kısıtlı bir ilgi alanına sahip olup olmadığı kararı aslında biraz öznel bir karar. Hatırlıyorum da çocukken gözüm at binmekten başka şey görmezdi. Atlara olan ilgim bu seviyelerdeydi. Yani herhangi bir çocuktan bekleyeceğinizin çok üstündeydi. Yani çocuğun ilgi alanları konusunda takıntılı veya kısıtlı davranıp davranmadığı çizgisini çekmek kolay değildir. Ama genel olarak otizm spektrum bozukluğu olan kişiler ilgi alanları konusunda bu tür kısıtlara sahiptir diyebiliriz. Aşırı derecede ilgi duydukları bir veya iki aktivite olabilir. Diğer hiçbir aktiviteye ise neredeyse hiçbir şekilde ilgi göstermezler. Hazır davranışsal işaretler kategorisindeyken tekrarlayıcı davranışı da otizm spektrum bozukluğuna sahip insanlarda rastlanabilen bir diğer işaret olarak ekleyelim. Tekrarlayıcı davranışlardan kasıt, çocuğun bol miktarda rutine ihtiyaç duyuyor olmasıdır. Mesela otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuk, her gün tam olarak aynı saatlerde yemek yemeye veya aynı yatak öncesi ritüelleri tekrarlamaya ihtiyaç duyuyor olabilir ya da oyuncaklarını dizmek, belli sözcükleri tekrar tekrar söylemek gibi belli davranışları yineleme ihtiyacı duyabilir. Bu tür tekrarlayıcı davranışlar otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda gördüğümüz işaretlerden bir diğeridir. Gelelim son kategorimize yani çevresel uyaranlara verilen tepkilere. Şimdi ne demek bu? Hadi bir grafik daha çizelim. <laughs> Grafikleri çok seviyoruz, değil mi? Evet. X eksenimiz uyaran şiddeti olsun. Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Y eksenimiz de çocuğun uyarana verdiği tepki ekseni olsun. Buraya düşük şiddetli bir uyaran koyalım. Mesela loş ışık. Böyle bir uyaran çoğu kişiyi etkilemez. Hatta çoğu kişi ışığın loş olduğunu fark etmez bile. Şimdi gürültü gibi biraz daha şiddetli bir uyaranla devam edelim. Örneğin araba kornası. Buraya da çok şiddetli bir uyaran koyalım. Mesela bir başkası tarafından güçlü bir şekilde ittirilmek gibi. Bir çocuğun en az tepkiyi loş ışığa, yani düşük şiddetli uyarana vermesini bekleriz. Muhtemelen orta şiddetli uyaranımız olan araba kornasına biraz daha büyük bir tepki verecektir. En çok tepkiyi de en şiddetli uyaran olan ittirilmeye vermesi beklenir ve sonuçta da ortaya böyle bir grafik çıkar. Yani uyaran şiddeti arttıkça tepki büyüklüğünün de artmasını bekleriz değil mi? Fakat otizm spektrum bozukluğu olan çocukların birçoğu bu grafiğe uymayabiliyor. Bazı zayıf uyaranlar onları çok çok rahatsız edebiliyor. Mesela bu uyarana tepkileri ta buralarda olabiliyor. Buna karşılık şiddetli uyaranlar onları hiç rahatsız etmeyebiliyor. Örneğin bu uyarana böyle bir tepki verebiliyorlar. Tabi uyaranların neden olduğu tepkiler değişiklik gösterebiliyor. Ama genel olarak otizm spektrum bozukluğu olan çocukların çoğu bu beklenen grafiği takip etmiyor. Evet, bu videoda ele aldığımız işaretler otizm spektrum bozukluğuna sahip birinde görülebilecek işaretlerin tamamı değil. Ama umarım sonuç olarak Otizm spektrum bozukluğunun aslen bir sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğu olduğunu anlatabilmişimdir.